Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnsanda dolaşım sistemine geçtik. Şimdi insanda dolaşım sistemini 3 ayırarak anlatacağız. İlk önce kalpten daha sonra damarlardan en son da kandan bahsedeceğiz. Kalple başlayalım. Şimdi insan kalbi nerede bulunuyor? Sternum yani göğüs kemiği dediğimiz şu kaburgaların birleştiği. Şimdi şunlar bizim kaburgalarımız olduğunu varsayın. Şöyle tabi tam bir kaburga değil ama Kaburgalarımızın böyle göğsümüzde birleştiği bir kemik vardır. Bu kemiğe bir sternum kemiği diyoruz. E, bu göğüs kemiği arkasında yer alıyor ve yaklaşık bir yumruk büyüklüğündedir arkadaşlar. Büyük çoğunluğu da kalp kasından oluşmuştur. E, kulakçıklardaki kas tabakası karıncıklara göre daha incedir. Çünkü kulakçıklarda öyle şiddetli bir kasılma olayı yok. Kulakçıklar sadece gelen kanı alıyor karıncıklara veriyor ama karıncıklardaki kas tabakası daha kalındır arkadaşlar. Özellikle sol karıncıkta bulunan kas tabakası sağ karıncıktan daha kalındır. Çünkü neden? Sol karıncıktan çıkan kan tüm vücuda yayılırken o yüzden şiddetli bir şekilde kasılması lazım. Sağ karıncıktan çıkan kan sadece akciğerlere gidiyor. Bu yüzden de arkadaşlar sol karıncık biraz daha kalın bir kasa sahiptir. Şimdi bir de kalbin çalışmasından hani birazcık bahsedelim birazdan şekil üstünde de zaten e, damarları göstereceğim arkadaşlar kalbin çalışmasına baktığımızda kalp kasıldığında kanı pompalıyor gevşediğinde de odacıklara kan doluyor belirli bir ritimle kasılıp gevşiyor bu e, kasılıp gevşemesi olayına biz ne diyoruz kalp döngüsü diyoruz kalbin kasılmasına sistol gevşemesine de diastol diyoruz arkadaşlar her bir dakikada her bir karıncığın pompaladığı kan miktarına da biz kalp debisi diyoruz. Kalp debisini e, iki şey etkiliyor. Biri kalbin kasılma sayısı bu. Çocuklarda daha fazladır, yetişkinlerde gitti. Hani büyüdükçe azalır kalbin kasılma sayısı. Ve kalpteki atış hacmi. Yani kasılma her kasılmada pompalanan kan miktarı dediğim gibi çocuklarda daha fazladır. Yetişkinlerde arkadaşlar daha azdır. Mesela bir çocukta bu kalp eee Kasılma sayısı biz buna nabız diyoruz değil mi? Dakikadaki atış sayısına nabız diyoruz. Mesela çocuklarda 100'e kadar ulaşırken genelde böyle yetişkinlerde işte 70 falan oluyor. Daha böyle yaşlı olanlarda arkadaşlar 60'lar 65'lere kadar düşebiliyor. E, kişinin tabii ki yaşam tarzına da bağlıdır. Eğer yaşam tarzınız hareketli bir yaşamsa kalp kasılma sayınız yani nabızınız daha yüksek olabilir. Şimdi kalpte 4 tane... Kapakçık var. O kapakçıklardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu kapakçıklar tek yönlü açılanlardır ve kalpten çıkan kanın geriye dönmesini engelliyor. Kanın doğru yönde akmasını sağlıyor arkadaşlar. Bağ dokudan yapılmıştır bu kaslar. Kulakçıklarla karıncıklar arasında bulunan kapakçıkları atrioventriküler kapakçıklar diyoruz. Kalbin çıkışında bulunan kapakçıkları da seminüler kapakçıklar diyoruz. İkişer tanedir bunlar. Peki hemen gösterelim bu kapakları ve arkadaşlar ee, damarlarımızı gösterelim. Kalbin damar bağlantılarına ilk önce bakalım. Kalpten çıkan damarlara atar damar, kalbe gelen damarlara da toplar damar diyorduk. Şimdi kalpten çıkan ilk önce sağ taraftan başlayalım. Kirli kanı taşıyan damarlardan bahsedelim. Şimdi kirli kan temizlenmek için nereye gidiyor? Akciğerlere bakın mantık kuruyoruz. Şimdi bizim kalbimiz şöyle, şöyle bir kalp çizelim. Kalbimiz dört odacıklı. Şu taraf sağ, burası da sol. Her zaman için tam tersini düşüneceksiniz. Hani yazdığımız şeklin tam tersini düşüneceksiniz. Ee, sağ tarafta kirli kan vardı, sol tarafta temiz kan vardı. Arkadaşlar, peki kalbimizden çıkan kan temizlenmek için nereye gidiyor? Akciğerlere gidiyor. Hemen bağlantıyı kuruyoruz, bakın. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi kalbin sağ karıncığından çıkarak akciğerlere kanı temizlemek için gönderen damara biz ne diyoruz? Bakın akciğerlere gittiği için akciğer diyeceğiz. Kalpten çıktığı için de atar damar diyeceğiz. O zaman bu nedir? Akciğer atar damarıdır. Atar damar. Daha sonra akciğerlerde kan temizlendi. Temizlenen kan nereye geldi? Kalbin sol kulakçığına geldi. Akciğerlerden geldiği için akciğer ismini vereceğiz. Kalbe gelen damarlara ne diyorduk? Toplar damar diyorduk değil mi? O zaman bu da ne olur? Akciğer toplar damar olur. Şimdi biz böylece küçük kan dolaşımını anlatmış olduk aslında size. İlerleyen video, videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım bunu. Şimdi burada seminiler kapakçıklar dediğim, pardon seminiler değil, atrioventriküler kapakçıklar dediğimiz kapakçıklar vardır. Bakın şurada açılan kapakçıklar vardır. Sağ tarafta bu kapakçıklar üçlü kapakçıktır. Sol tarafta ikilidir. Biz buna triküs bit kapak diyoruz. Triküs kapak. Bir tar e, sol taraftakine de biküs bit kapak diyoruz. Neden bir taraf üçlü bir taraf ikili? Çünkü sağ tarafa daha fazla kan gelir ve sağ taraftaki Kan kirli olduğu için arkadaşlar geriye dönüşü daha tehlikelidir. O yüzden de burada üçlü bir kapakçık vardır. Hem kan kısa sürede karıncağı dolsun diye hem de geriye dönüşü mükemmel bir şekilde engellensin diye. Sol tarafta da bir küspit kapakçık bulunuyor. Şimdi burada sol kulakçık ve sağ kulakçık kasıldığı zaman buradaki kapaklar açılıyor ve kulakçıklara dolan kan nereye geçiyor? Karıncıklara geçiyor. Kan buraya geçti. Geçtikten sonra da buradan kalın bir damar çıkıyor arkadaşlar. Biz bu damara aort, atar damarı diyoruz. Aort atar damarı. Bu atar damar bizim vücudumuza temiz kanı yayar. Temiz kanı yaydıktan sonra da kirli kanı toplar. Toplanan kirli kan hem vücudumuzun üst tarafından hem de alt tarafından toplanarak nereye gelecek? Kalbimizin sağ kulakçığına gelecek. Üst taraftan gelip kalbimizin üst tarafından gelen bağlanan damara. Bakın, vücudumuzun üst tarafından geldiği için üst ana toplar damar. Şöyle farklı bir renkle yazalım. Üst ana toplar damar diyoruz. Vücudumuzun yani kalbimizin alt tarafından gelen ve kalbe kirli kanı getiren bakın gelen damarlara ne diyorduk? Toplar damar. Kirli kanı getiren alt taraftan gelene de alt ana toplar damar diyoruz. Alt ana toplar damar. Bu şekilde bir iki kere şöyle damarların bağlantılarını yazın. Bakın kendiniz hani mantık kurarak yazın. Emin olun aklınızda tutacaksınız. Büyük dolaşım ve küçük dolaşımı anlatırken de yine bu döngüden bahsedeceğim size daha detaylı olarak. Şimdi biz burada görmüş olduk kalbin damar bağlantılarını. Peki bu bahsettiğimiz seminüler kapakçıklar nerede bulunuyor? Hemen şu şekil üzerinde göstereyim. Arkadaşlar seminüler kapakçıklar yarım ay kapakçıklarıdır aslında. Bunlar da... Ee, Akciğer atar damarıyla. Aort atar damarının çıktığı yerde bulunur. Bakın şurada bulunuyor. Bir de şurada bulunuyor. Neden? Çünkü kalpten çıkan kanın geri dönüşünü engelliyor arkadaşlar. Sol sağ tarafta bulunan atrioventriküler kapakçıya triküspit kapak. Sol tarafta bulunan kapakçıya da arkadaşlar biküspit kapak diyorduk. Bunu da söylemiş olan. Evet böylece kalbin damar bağlantılarından yapısından bahsettik bakın sol karıncıktaki dikkat edersiniz sol karıncıktaki kas tabakası daha kalındır sağ karıncığa göre kulakçıklara baktığınızda oldukça ince bir kas tabakası vardır ama karıncıklarda daha kalındır en kalın kısımda sol karıncıktır çünkü tüm vücuda kanı gönderiyor. Şimdi Kalbin çalışmasından bahsedelim sonra bu şekli anlatacağım size. Arkadaşlar kalp kendi uyarısını kendisi oluşturuyor. Yani sinir sistemi buna çalışması için bir uyarı göndermiyor. Sinir sistemi sadece ne yapabilir? Kalbin çalışmasını hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Sempatik ve parasempatik sinirler bunda görev görür. Sinir sisteminde anlatacağız bunları. Sempatik sinirler kalbin çalışmasını hızlandırıyor. Parasempatik sinirler de yavaşlatıyor. Burada arkadaşlar kalp kasında bulunan hücreler vardır. Bu hücreler sinirsel uyarı olmadan kasılıp gevşeyerek kalbin çalışmasını sağlıyor. Kalbin sağ kulakçığının duvarında bulunan düğme biz yani sinir düğümüne biz ne diyoruz siniratrial düğüm kısaca SA olarak gösteriyoruz. Bu siniratrial düğüm arkadaşlar sinir hücrelerine benzen elektriksel bir impuls üretiyor. Daha sonra bu ürettiği impulsu bakın şöyle yine şekil çizerek anlatmak istiyorum size. Şurada burası sağdı değil mi? Burası da sol. Şimdi şurada sağ kulakçık üzerinde sinatriyel düğüm bulunuyor. Bu sinatriyel düğüm bir uyarı oluşturuyor. Daha sonra bu oluşturduğu uyarıyı arkadaşlar şöyle ne yapıyor? İşte karıncıklara doğru gönderecek. Karıncıklarda ee, Sağ ve sol kulakçık arasında, bakın şurada, hemen hemen işte ikisinin ortasında bulunan bir ee düğüm daha vardır. Biz buna atrioventriküler düğüm diyoruz. Atrioventriküler düğümüne iletiyor. Daha sonra bu atrioventriküler düğümden de karıncıklara doğru yayılan ee hücreler vardır. Bu hücrelere de arkadaşlar Purkinje lifleri, Purkinje lifleri ve his demetleri diyoruz. His demetleri. Ne oluyor? Atrioventriküler düğümden uyarı önce Purkinje liflerine, daha sonra da his demetlerine gönderilerek kalp, e, kalbin karıncıklarının kasılması sağlanıyor. Ben bunu şöyle kodluyorum. Geçen sene de anlatmıştım. Bakın şu şekilde. Şimdi ilk önce ne yapıyordu? Sinatriyal düğüm, değil mi? Uyarı oluşturuyordu. Sinatriyal düğüm uyarı oluşturduğu zaman ne yapar? Kulakçıklar kasılır. Kulakçık kasıldı. Daha sonra sinüratriyal düğümden giden uyarı atrioventriküler düğüme gider. Atrioventriküler düğüme gittiği zaman buradan ilk önce Purkinje liflerine, daha sonra da his demetlerine giderek karıncıklar kasılır. Karıncık kasılır. Ben şöyle anlatıyorum. Ben TTT öğrencilerine de bu şekilde anlatıyorum. Daha böyle akılda kalıcı oluyor özellikle de onların dikkatini çok çekiyor. Şimdi diyelim ki gittiniz böyle bir restoranda ve işte bir kafede oturuyorsunuz. Etraf dolu. Bütün masalar dolu. Siz tek başınıza oturuyorsunuz ve karşıdan çok güzel bir kız ya da işte çok yakışıklı bir erkek geldi. Bekar olduğunuzu varsayıyoruz tabii ki. Ee, geldi size dedi ki, baktı ki yer yok. Sen tek başına oturuyorsun. Geldi dedi sana. Selamun aleyküm. Daha sonra senin ne oldu? Böyle kulaklarınla duydun onu. Değil mi? Kulakçıklar kasıldı. Kulaklarınla duydun onu. Daha sonra sen de şaşırdın. Çünkü hani çok güzel, çok yakışıklı biri. Ve aleyküm selam diyecek yerde aleyküm ve selam dedim. Daha sonra arkadaşlar. bu liflerini zaten araya kaynaştırırız. Aranızda bir his oluştu. Bakın his oluştuktan sonra karnınızda kelebekler oluşmaya başladı. Kalbiniz hızlı hızlı art atmaya başladı. Böylece ne oldu işte bizim. E, kalbimizin uyarı oluştururken hangi sıraya göre gittiğini öğrenmiş olduk. Emin olun bunu unutmayacaksınız. Sizler de atandığınız zaman inşallah en yakın zamanda nasip olsun. Atandığınız zaman ya da işte ücretli öğretmenlik, özel okulda bir öğretmenlik yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman çocuklara bu şekilde anlatın. Hem daha çok dikkatlerini çekiyor ders hem de daha iyi akıllarında kalıyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi his demetlerine, liflerine iletildi. Daha sonra kalbin kasılması gerçekleşti. Arkadaşlar Epinefrin, nör epinefrin gibi hormonlar kalbi hızlandırıyor. Asetil yavaşlatır. Bakın asetil kolin yavaşlattığını unutmayın. Epinefrin dediğimiz adrenalin hormonudur. Nör epinefrin dediğimiz de nör hormonudur. Yine vücut sıcaklığı arttığı zaman da ne olur? Kalbimiz hızlanır. Şimdi burada e, EKG'de görüntüleri ben burada aslında size göstermek istedim. EKG'de hani kasılmalar olduğu zaman nasıl görüntüler ortaya çıkar? Bunlardan bahsetmek istedim. Arkadaşlar, sinatriyal düğümden çıkan sinyaller kulakçıklara yayılmaya başlıyor. Bakın şu sarı olanlar. Kulakçıklara yayılıyor. Daha sonra EKG'de bakın şöyle bir küçük bir görüntü görülüyor. Sonra bu uyarı kime gidiyor? Atrioventriküler düğme gidiyor. Atrioventriküler düğme gittiği zaman da hani hafif bir dinlenme evresi gibi düşünebiliyorsunuz. Çünkü burada bekletiliyor. Sonra arkadaşlar his demetleri, sinyalleri alıyor. Aldığı zaman purkinje lifleri de tabii ki burada görevlidir. Aldığı zaman kalbin 3 noktasına kadar geliyor. İşte buraya geldiği zaman ne oluyor? Bakın şurada küçük bir noktacık oluşuyor. Sonrasında sinyaller karıncıklara yayıldığı anda bakın uç noktalarına gidiyor ya. Histemetler ve purkinje lifleri yine görev görerek burada purkinje iplikçikleri özellikle görev görür. Ee, kalbin tamamen kasılmasını sağlıyor. İşte burada arkadaşlar EKG'de şöyle bir görüntü ortaya böyle bir dalga görüntüsü ortaya çıkıyor. Ee, sinyallerin iletimi bu şekilde gerçekleşiyor. Kalbin döngüsünden başladığımız zaman bakın kulakçık ve karıncıkların diastoli yani gevşemesi diyoruz. Gevşediği zaman arkadaşlar yaklaşık 0,4 saniye sürüyor bu. Daha sonra kulakçık sistolü ve karıncık diastoli yani kulakçık kasılıyor, karıncık gevşiyor e, gevşiyor arkadaşlar. O zaman da ne olur? E, kulakçıklar kasıldığı için kulakçıklarda bundan kan nereye gidecek? Karıncıklara inecek. Sonrasında bu da 0,1 saniye sürüyor yaklaşık. Sonrasında karıncıklar kasılır, kulakçıklar gevşer, karıncıklarda bulunan kan vücuda ve akciğerlere gönderilir. Bu da yaklaşık 0,3 saniye sürer. Arkadaşlar, kulakçık ve karıncığın aynı anda kasıldığı bir evre yoktur. Kula kulakçık ve karıncığın aynı anda gevşediği 0,4 saniyelik bir evre vardır. Ama ikisi aynı anda kasılamaz. Tamam mı? Eğer kasılma durumu olursa kalpte hasar meydana gelebilir. Kalp krizi gibi durumlar meydana gelebilir. Dolayısıyla buna da çok çok dikkat edilmesi lazım. Bu arada kalple ilgili şunu da söyleyeyim ben damarlara geçmeden buraya yazmamışım. Arkadaşlar kalp kendi içerisine dolan kandan beslenmez. Kalp aorttan ayrılan başka bir damar vardır. Aorttan ayrılan damara biz koroner damar diyoruz. Koroner damar. Bunu lütfen yazın. Koroner damar. Ben buraya yazmayı unutmuşum neyse Koroner damarlar aorttan ayrılarak tekrar kalbe gelir ve kalbin beslenmesini sağlar. Kalbin beslenmesini sağlar arkadaşlar. Bunu buraya yazmayı unutmuşum. Ee, Koroner damarlarda bir tıkanıklık olduğu zaman kalp beslenemez ve kalp krizi ortaya çıkabilir. O yüzden de dikkatli olunması gerekiyor. Kalp kendi içerisinde gelen kandan beslenmez unutmayın. Kalbin içerisine kan nasıl geliyorsa aynı şekilde çıkar. Hiçbir şekilde glikozdur, oksijendir. Bunlar azalmaz veya içerisine karbondioksit veya atık maddeler dolmaz. Nasıl gelir öyle çıkar. Sadece aorttan ayrılan bu koroner damar tekrardan kalbe gelerek kalpteki hücrelerin beslemesini sağlıyor arkadaşlar. Evet böylece kalbin çalışmasından kalpteki damarlardan bahsetmiş olduk. Gelelim bizim vücudumuzda bulunan damarlara. Damarları karşılaştırmalı olarak yazdım size. Atar damar, kılcal damar ve toplar damarlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar kılcal damarlar atar damarlarla toplar damarlar arasında bulunur. Atar damarlar kalpten çıkan damarlardır. Bakın bunu iyi bilmeniz lazım. Toplar damarlar da kalbe gelen damarlardır. Yani vücuttan kanı topluyor kalbe getiriyor. Kalbe gelen damardır. Kılcal damarlar ise ikisi arasında bulunarak alışveriş, madde alışverişini sağlıyor. Akciğer ve göbek bağı atar damarı hariç tüm atardamarlar temiz kan taşıyor arkadaşlar. Ee, Toplar damarlarda da aynı durum söz konusudur. Akciğer ve göbek bağı atar damarı hariç tüm damarlar temiz e, kirli kan taşıyor diyoruz. Evet, çeperleri kalındır atardamarların Çünkü kalpten pompalanan kan şiddetli bir şekilde pompalandığı için kan basıncı çok yüksek olduğu için çaparları kalındır. Dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve endotelden oluşuyor. Endotel damarların içerisinde bulunan epitel dokudur. Biz ona özel olarak endotel diyoruz. Çaparları kalındır dediğimiz gibi çünkü fazla basınca maruz kalıyor. Kılcal damarlar ne yapıyordu? Gaz alışverişini, kan ile doku sıvısı arasında gaz ve besin alışverişini, yine metabolik atıkların alışverişini sağlıyor arkadaşlar. Başlangıç kısımlarında bu kılcal damarların kapaklar bulunuyor. Bu kapaklarda kanın tek yönlü hareket etmesini sağlıyor. E, kılcal damarlarda peki kan nasıl hareket ediyor? Kanın hareket atar damarlardaki kanın, Hani atar damarlara kan pompalanıyor ya sürekli. O kanın itme kuvvetiyle gerçekleşiyor oradaki e, hareket. hareketi. Toplar damarlara baktığımızda bakın atar kılcal damarlar bu arada sadece endotelden oluşur. Burada sadece endotel vardır. Toplar damarlar ise yine dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve endotelden oluşur. O zaman üçünde ortak olan tabaka hangisi? Sadece endoteldir. Her üçünde de ortaktır ama diğerleri ortak değil çünkü kılcal damarlarda yok. Toplar damarlarda da yine Kalbin alt tarafında bulunan toplar damarlarda tek yönlü açılan kapaklar vardır arkadaşlar. Bu kapaklar kanın kalbe doğru ilerlemesini sağlıyor. Eğer kapakçıklar bozuluyorsa çünkü kalbimizin alt tarafında bulunuyor. Bunlarda bozulma gibi durumlar meydana gelebilir. Hareketsizliğe bağlı olarak veya e, çok fazla ayakta durmaktan da kaynaklanabiliyor. E, bunlar da kan yer çekimine bağlı olarak geriye doğru gidiyor arkadaşlar kapakçıklar bozulduğu zaman ve damarların çapı genişliyor. Bu hastalığa da varis hastalığı diyoruz. Hatta öğretmen hastalığı da diyorlar bu hastalığı. Çok fazla ayakta durduğumuz için. Evet şimdi şöyle şekil olarak gösterelim. Atar damarlara baktığımızda bakın endotel tabakası Düz kas ve bağ doku ve daha kalındır atar damarlar. Ee, Toplar damarlara baktığımızda yine endotel, düz kas ve bağ doku var. Ama daha ince atar damarlara göre arkadaşlar. Özellikle atar damarlarda düz kas tabakası oldukça kalındır. Ee, kılcal damarlar ise ikisi arasında bunlara gaz alışverişini sağlayan damarlarımızdır. Evet atar damarlarla ilgili tansiyon, nabızdır bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar. Atar damarlar şimdi esnek bir damarlardır ve kalbin her pompalandığında atar damarlarda dalga hareketleri oluşturuyor. Biz buna nabız diyoruz. Hani bu elinizi bileğinizde belli bir noktaya koyduğunuzda bir atış hissedersiniz. İşte o nedir? Nabızdır. Nabız kişiden kişiye değişir dediğim gibi yaşam tarzına bağlı olarak normal bir insanda, ortalama yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı 70-75 arasında olması gerekiyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Kalbin karıncıkları kasılırken, kalp karıncıkları kasıldığında atar damarların çeperine yaptığı basınca biz büyük tansiyon diyoruz. Karıncıklar gevşediğinde atar damara yaptığı basınca da küçük tansiyon diyoruz. Büyük tansiyonun 120 milimetre civa, küçük tansiyonun da 80 milimetre civa olması gerekiyor sağlıklı bir insanda. Bu tabi e bir yukarı bir aşağı olabilir. Sağlıklı olmadığınız anlamına gelmez. Bazı insanlarda bu şekilde değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Damarlardaki kas liflerinde birbirine ters etki eden iki sinir çeşidinin etkisi altındadır. Bunlardan bahsetmiştik hani hatırlarsanız. Arkadaşlar her iki sinire birlikte biz vazomotor sinirler diyoruz. Vazomotor sinirler. Bu vazomotor sinirlerin genel merkezi neresi Somurilik soğanı. Omurilik soğanı için zaten biz hayat düğümü diyoruz. Çünkü dolaşım, boşaltım, solunum gibi olayları kontrol ediyor. Dolaşımı da kontrol ediyor. Vazomotor sinirlerin etkili olan maddesi asetil kolindir arkadaşlar. Sempatik sinirlerin etkisi olan madde de adrenalindir. Adrenalin sempatik sinirlere etki ederek ne yapıyor? Kalbimizi hızlandırıyor, damarlarımızı e, tansiyonu işte damarlarımızdaki etkiyi artırıyor. Asetilkolin ise parasempatik sinirlere bağlıdır. Bu da damarlardaki basıncı yavaşlatıyor arkadaşlar. Evet. Böylece biz damarlardan işte tansiyondan falan bahsettik. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum. Daha sonra birkaç grafik çizeceğiz sizinle. Arkadaşlar kanın toplar damarlardaki hareketine baktığımız zaman bunlar nasıl gerçekleşiyor? Bu hareket nasıl sağlanıyor? Buna bakalım. Şimdi atar damarlarda kalbin oluşturduğu basınçta bir ilerleme söz konusu. Ama toplar damarlarda öyle bir durum yok. Peki nasıl hareket edecek? Şimdi kulakçıklar gevşedi. Gevşediği zaman bir emme kuvveti oluşur. Bunun sayesinde Kan, toplar damarlarda kan hareket eder. Yine toplar damarlarda tabii ki bu vücudun alt tarafında yani kalbin alt tarafında bulunan toplar damarlarda bulunan tek yönlü açılan kapaklar üst tarafında bulunmasına gerek yok çünkü zaten yer çekimine bağlı olarak nereye gidecek? Kalbe gidecek. Yine damar duvarlarında bulunan düz kaslar. Kalbin itme kuvvetiyle oluşan kan basıncı yine kılcal damarlardaki hareketi sağlarken toplar damarlardaki hareketi de sağlar bu durum. Yer çekimi Yine vücudun üst bölgesindeki kanın vücuda kalbe dönmesini sağlıyor az önce söyledim. Soluk alma sırasında oluşan göğüs bölgesindeki basıncın azalması yine toplar damarların gevşemesini sağlar arkadaşlar yine kanın hareketini kolaylaştırır. Toplar damarların etrafında bulunan iskelet kasları yani çizgili kasların kasılması toplar damarların da kasılmasını sağlar. Yine soluk verme sırasında arkadaşlar göğüs bölgesindeki basınç artar ve toplar damarlar kasılarak kan hareket eder. Bu şekilde bizim 8 tane maddemiz toplar damarlardaki hareketi sağlayan olaylardır. Evet bakın şöyle kasılan bir e, kandan bahsetmek istiyorum. Damardan bahsetmek istiyorum. Bakın venada yani toplar damardaki akış yönü nereye doğru? Kalbe doğru yani yukarıya doğru gerçekleşiyor. Burada kapakçık açık arkadaşlar. Çünkü kan buradan geçiyor. İskelet kası da kasılmış bu sırada, pardon, iskelet kasları da gevşemiş bu sırada. Gevşediği için ne oluyor? Hani yayıldığı için arkadaşlar burada damarın kasılmasını sağlıyor ve böylece yukarıya doğru kanın çıkışını sağlar. Buraya geldiğimiz zaman bakın burada artık kan geçişi olmadığı için henüz ne oluyor? Kapakçıklar kapalıdır. Henüz açılmamıştır. Bu şekilde bir geçiş söz konusudur. Burada basınçlardan bahsediyorum ama ben basınçların grafiğini zaten çizeceğim arkadaşlar. Yani bu grafikleri ben genel bir grafik olarak verdim ama şimdi sizinle kanın akış hızını, kan basıncını ve toplam çap alanı ile ilgili bir grafikler çizeceğiz. Eğer elinizde pdf'lerin çıktısı varsa benimle birlikte siz de çizin. Eğer yoksa arkadaşlar farklı bir kağıda lütfen bunları çizin çünkü yardımcı olacaktır size. Şimdi kanın akış hızına baktığımız zaman şöyle yapalım. Bir dakika, şöyle, şöyle bir düz çizgi olduğunu düşünün. Burada atar damar, kılcal damar ve toplar damar şeklinde gidiyor. Arkadaşlar kanın akış hızı, bakın akış hızına baktığımızda atar damarlarda fazladır. Kılcal damarlara gittikçe kılcal damarlar daha e, incelen damarlar olduğu için ve yüzey alanı arttığı için hani küçük dallara ayrılıyor sonuçta kılcal damarlarda kanın akış hızı azalıyor. Toplar damarlarda daha geniş damarlar olduğu için biraz daha artıyor. Yani en fazla en akış hızı en yüksek olan damar atar damardır. Sonra toplar damardır. Sonra kılcal damardır. Yani atar, toplar, kılcal şeklinde sıralayabiliriz. Toplam çap alanına baktığımızda vücudumuzun büyük bir kısmını kılcal damarlar oluşturur. Dolayısıyla yine bu şekilde bakın. Şurası atardamar, şurası kılcal damar, burası da toplar damar. Şimdi atar damarların görevini çok gibi görüyorsunuz ama atardamarlar vücudumuzda daha az bulunur arkadaşlar. Şöyle düşünün. Atar damarların sayısı azdır. Bir dakika olmadı. Yanlış çizdim. Şöyle yapalım. Atar damarların sayısı azdır. En fazla kılcal damarlar sonra da toplar damarlar gelir. Yani kılcal, toplar atar şeklinde sıralayabiliriz. Atarların sayısı çap alanı daha azdır diyebiliriz. Gelelim kan basıncına. Kan basıncı atar damardan toplar damara gittikçe azalır arkadaşlar. Şöyle atar, kılcal, toplar şeklinde yazıyorum. Atar damarlarda kan basıncı 70 değil pardon 40 mm civayken kılcal damarlardan toplar damarlara doğru gittikçe 25 mm civaya kadar düşer arkadaşlar. Bu şekilde sürekli bir düşüş olayı gözlenir. Şimdi şuradaki grafikten de göstereyim bakın burada basıncı zaten mesela azalır olarak göstermiş burada atardan toplara doğru gittikçe hızını arkadaşlar bakın hızı ne yapıyor atardan kılcala doğru gittikçe azalıyor toplarda biraz daha artıyor toplam çap alanına baktığımız zaman toplam çap alanı kılcaların her zaman daha büyüktür sonrasında da toplarlar gelir burada eşit olarak göstermiş ama tam eşit değildir tabii ki biraz daha fazladır toplarların çap alanları. Evet böylece ne yaptık? damarlarla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim büyük ve küçük kan dolaşımına. Arkadaşlar büyük ve küçük kan dolaşımını anlatırken ben buradaki şekli size gösterdim ama ben şekli kendim çizmek istiyorum. Çünkü bu şekli kendiniz çizdiğiniz zaman emin olun şuradaki 1, 2, 3 numaralı damarlar var ya buraları hiç böyle aklınızı karıştırmadan kendiniz yapabileceksiniz. Karşınıza soru çıktığı zaman da kolaylıkla yapabileceksiniz. Öncelikle küçük dolaşım nedir, büyük dolaşım nedir ona bakalım. Küçük dolaşım kalple akciğerler arasında oluyor ve kanı temizlemektir arkadaşlar. Amacı budur. Büyük dolaşıma baktığımızda bu da kalple vücut arasında, tüm vücut arasında oluyor arkadaşlar. Bunun amacı da temiz kanı yayıp kirli kanı topla toplamaktır. Şimdi ben büyük ve küçük dolaşımı kan dolaşımını şöyle anlatıyorum. Şöyle bakın şu bizim kalbimiz. 4 odacıklı kalbimiz. Kalbimizin hemen üstünde kim var? Akciğer var. Akciğer. Akciğerin bir üstünde kim var arkadaşlar? Beyin ve kollar diyoruz ama ben şuraya sadece beyin yazayım uzatmadan. Kalbin altında ne vardır? Karaciğer vardır. Tabii bu şey olarak hani düz bir şekilde yazıyorum. Hani direkt olarak altında bulunmuyor tabii ki. Karaciğerden sonra sindirim kanalı. Sindirim kanalı. Sonra arkadaşlar böbrekler gelir böbrekler. Böbreklerin altında da bacaklar diyebiliriz. Hani bu bacaklar kısmı çok da önemli değil. Kırmızıyla da yazdım ama. Şimdi bakın. Her zaman için ne dedim? Bu taraf sağ, bu taraf da sol. Şimdi ilk önce ben küçük dolaşımı anlatmak istiyorum. Şu sağ solu sileyim. Karışmasın. Arkadaşlar küçük dolaşımı şöyle. Şu mavininkini birazcık yükselteyim. Bir dakika. Tamam şimdi maviyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman kalbin sol karıncığından çıkan kan temizlenmek için nereye gidiyor? Akciğerlere. Akciğerlere gittiği için biz bu damarın ismini akciğer diyeceğiz. Peki kalpten mi çıkıyor? Evet. Kalpten çıkan damarlara ne diyoruz? Atar damar. O zaman akciğer atar damarıdır. Uzun uzun yazmıyorum. Sonra akciğerlerde kan temizlendi. Nereye gelecek temiz kan? Kalbin sol kulakçığına gelecek. Akciğerlerden geldiği için akciğer damarı diyeceğiz peki kalbe gelen damarları ne diyoruz toplar damar o zaman bu nedir akciğer toplar damarıdır Bu şekilde kalbin sağ kulakçığından başlayıp sol kulakçığından biten dolaşım arkadaşlar biz küçük dolaşım diyoruz Şimdi gelelim büyük dolaşıma temiz kan bakın kalbin sol kulakçığına geldikten sonra sol karıncığa girer Sol karıncıktan büyük bir damar çıkar biz bu damara ne diyoruz aort atar damarı diyoruz Aort atar damarı iki kola ayrılır. Biri vücudun üst tarafına biri de alt tarafına. Vücudun üst tarafında beyin ve kollara giden damara biz şah damarı diyoruz. Şah damarı vücudun alt tarafına giden damarlar da gittiği organa göre isim alacak. Mesela karaciğere gelen organ arkadaş, şey damar arkadaşlar. Bakın zaten atar damar dallandı. Karaciğere geldiği için de karaciğer atar damarı diyoruz. Sindirim kanalına gelir. Bunun ismini zaten vermiyoruz. Böbreklere gelir. Burada böbreklere geldiği için böbrek atar damarı olur. Sonra da bacaklara gelecek. Şimdi temiz kanı yaydım. Bir de benim büyük dolaşımımın bir görevi kirli kanı toplamak. Şimdi bacaklardan çıkacak, böbreklerden çıkacak, sindirim kanalından direkt olarak çıkmayacak. Şurayı sileyim, göstereceğim. Ve karaciğerden çıkacak. Arkadaşlar, böbreklerden çıkan damara biz bakın kalbe gidecek değil mi bu damar? Böbrek toplar damarı diyoruz. Sindirim kanalı direkt olarak çıkmıyor. İlk önce karaciğere uğruyor arkadaşlar. Biz bu damara ne diyorduk? Kapı toplar damarı diyorduk. Kapı toplar damarı. Daha sonra kapı toplar damarından giren kanla birlikte karaciğerden çıkan damara da ne diyoruz? Karaciğer toplar damarı veya karaciğer üstü toplar damarı diyoruz. Bunlar bizim vücudumuzun alt tarafından gelen damarlar ana bir damarda birleşirler. Bakın vücudumuzun alt tarafından geliyorlar. Biz buna alt ana toplar damar diyoruz. Daha sonra bu alt ana toplar damar nereye gider? Bizim kalbimizin sol kulak pardon sağ kulakçığına gidiyor. Kirli kanı götürdü. Üst taraftan ne olacak? Beyin ve kollardan toplanan kan yine kalbin sağ kulakçığına getirilecek. Vücudumuzun üst tarafında birleştiği için biz bunlara da ne diyoruz? Üst ana toplar damar diyoruz. Bu şekilde bu damarların isimlerini emin olun çok kolay bir şekilde ezberleyeceksiniz. Bu şekli 2-3 kere çizin ya da benden bir kere dinlemede bile anlayabilirsiniz. 2-3 kere de kendiniz çizin e, ee, emin olun aklınızda kalacaktır. Mesela bu tür sorular çıkabiliyor. İşte işaretlenmiş bir glikoz molekülü hangi damardan geçer, hangisinden geçmez? İşaretlenmiş al yuvar nereye gitmek zorundadır gibi sorular oluyor arkadaşlar. Bunları emin olun yapacaksınız. Bakın aynı şeyi buradaki duruma da uyarlayabilirsiniz. Aynı şey, değişen hiçbir şey yoktur. Ben burada tekrar anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Evet, bir sonraki videoda kanı anlatacağım arkadaşlar ve kanla dokular arasındaki madde alışverişini göstereceğiz. Sonra da kandaki hücrelerden bahsedeceğiz. Kanın pıhtılaşmasından bahsedip en son lenf dolaşımına geçeceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.